Maddi sorunları var. Bu köprüyü Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptırıyor, maliyetini karşılıyor. Daha sonra biz Kuzey Irak hükümetinden alacağız inşallah. 285 metre uzunluğunda bir köprü olacak Sayın Bakanım. 34 metre eninde, gidişli gelişli. İnşallah hızlı. Güzel. Uzun süredir belki kapalı olan ve özellikle terör örgütünün bu bölge halkına yapmış olduğu baskılar neticesinde, hendekler neticesinde onların yaşam haklarına, onların serbest dolaşım haklarına müdahalelerin neticesinde devletin yapmış olduğu terörle mücadele kapsamında sivillere zarar gelmemesi adına çok dikkatli bir şekilde yürüttüğü mücadelenin sonucunda güvenlik nedeniyle özellikle İpek yolunun bir kesiminin güvenli olmaması ve orada sivillerin zarar göreceği düşüncesiyle tırların ve giriş çıkışların bir süre ertelenmesi uygun görülmüştü. Dolayısıyla da normal şekliyle Habur'da giriş çıkışlar gümrük anlamında bir sıkıntı olmamasına rağmen güvenlik nedeniyle kapalı tutuluyordu. Bugün değerli arkadaşlarımızla beraber yerinde inceleyip eğer bir sıkıntı ve güvenlik de problemi de halledilirse yarın veya daha sonraki gün bu kapıdan giriş çıkışın yapılması noktasında gayret göstereceğiz. Tabii biz istiyoruz ki bu bölge halkının bu kapılardan kazanç elde etsin. Bu kapılar ülkenin gülen yüzü olsun. Refahı artıran, ticareti artıran, güvenli ticareti artıran kapılar olsun. Buna burada yaşayan insanlar sahip çıksın istiyoruz. Ama karşımızda gerçekten bu bölgeyi veya yöreyi veya halkı düşünen bir yapı yok. Sadece silahtan anlayan, sadece tehditten anlayan, sadece siyaseti silahlar üzerine bina eden, hendekler üzerine bina eden ve halkı sadece tehdit unsuru olarak, kalkan olarak kullanmaya çalışan bir yapı var. Elbette ki devletseniz bu tür yapılara yurdun hiçbir yerinde müsaade etmezsiniz. Sadece bu bölge için değil, bu batıda da olsa, kuzeyde de olsa, doğuda da olsa, güneyde de olsa aynı şeydir. Sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası içerisinde yeni egemenlik alanlarını oluşturmaya hiçbir devlet müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti de müsaade etmez. Ama bu egemenlik hakkını gasp etmeye çalışan veya bu egemenliği hakkını delmeye çalışan, şu veya bu adlarla delmeye çalışan yapılarında olması mümkün, söz konusu. Devlet de gereğini yapar. Ve nitekim de gerek Cizre'de, gerek Silopi'de özellikle terörü bitirme noktasında, terörle mücadele anlamında çok dikkatli bir mücadele sürdürülüyor. Ve sevindirici olan bu operasyonlar yapılırken gerçekten belki dünya tarihinde örneği az görülen sivil kayıplar yaşanılıyor. Askerimiz, polisimiz kendi canlarını da hiçe sayarak sivilleri koruma adına azami dikkat gösteriliyor. Bu mücadelenin belki de ileride tarih yazdığında en önemli noktası bu olacak diye düşünüyoruz. Ama karşınızda da terör örgütü olması hesabıyla sivilleri de hiçe sayan, acımasızca çocukları, kadınları, hastaneleri, okulları, camilere hedef alan ve halkın kullandığı ne kadar yapı varsa tahrip etmekten çekinmeyen bir örgüt var.
biz esnafın kepenk açması için, biz ticaret erbabının güvenli şekilde ticaretini yapması için, terörden zarar gören bu kesimlere zararını en aza indirmek için çok çeşitli hükümet olarak tedbirler aldık. Bildiğiniz gibi SSK borçlarının ertelenmesinden vergi borçlarının ertelenmesine kadar, hatta zarar gören esnaflarımıza can suyu olması bakımından valilik kanalı, sosyal yardımlaşma kanalıyla ve diğer kanallarla krediler de ve yardımlar da vermeye kadar bir dizi tedbirler aldık. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi bu tedbirler sadece pansuman tedbirler. Önemli olan buradaki yaşayan insanlara saygı duyması gereken ve bu insanların ticaret hakkına, güvenlik hakkına, yaşam hakkına saygı duyması gerekenler esas bu saygıyı göstermedikleri için, siz ne kadar yardım yaparsanız yapın, buranın ticari hayatını canlandırmakta zorlanırsınız. Eğer bu halkı düşündüğünü söyleyenler, bu halk için mücadele ettiğini söyleyenler samimilerse, bu kirli mücadelelerini şehrin ortasına taşımazlardı. Esnafın ekmeğine göz dikmezlerdi, aşına göz dikmezlerdi. Biz bu esnafımıza, bu ticaret erbabımıza aş vermek için, iş vermek için, akşam evlerine ekmeğini götürebilmeleri için, sokakları yaşanılabilir kılmak için mücadele